Tarihin gördüğü en büyük takımlardan biriydi Torino. Tam 71 yıl önce futbol tarihi değişmişti. Figüranlar başrol olmuştu. Asıl Jön Figüran. 1930'ların sonunda Torino, Serie A'nın sıradan ekiplerindendi. Zirvenin olağan şüphelileri Juventus ile Inter'in kök saldığı, Bologna'nın şampiyonluk yolunda ciddi bir tehdit olduğu o günlerde kulübün başına geçen genç bir başkan her şeyi değiştirmişti. Torino altyapısında bir zamanlar top koşturan yeteneksiz savunma oyuncusu, futbolcu olma rüyasını çabuk bırakmış, kardeşiyle birlikte kurduğu fabrikayla kısa sürede nam salmıştı. Bu isim fabrikatör Ferruccio Nova'dan başkası değildi. Başkan seçildiğinde 42 yaşındaydı. Nova bir başkandan çok coşkulu bir taraftar gibiydi. Nasıl oynamaları gerektiğini hayal ediyor, Torino'yu yıllarca çalıştırdıktan sonra İtalya'nın başına geçip iki dünya kupası kazanan Vittore Pozzo ile uzun sohbetlerden sonra kulübün yapısını İngiliz ekiplerine benzetiyordu. Franco Ossolo ile başlayan transfer kervanında birçok isim camiaya kazandırıldı. Romeo Menti, Gepetto, Pietro Ferreras'ın transferleriyle iskelet kurulmuştu bir kere. 1942'de Venezia'dan alınan Ezio Loic ve Valentino Mazzola ile de adeta kader ağlarını örmüştü. Philadelphia Stadyumu giderek dolmaya başlamıştı. Novo, itirazlara rağmen Herbert Chapman'dan esinlenerek takımının 3-2-2-3 sistemiyle oynamasını istiyordu. İtalya gibi gol yememenin her zaman önemli olduğu bir coğrafyada başkan atak oynamalarını istiyordu. Aşı tutacak mıydı? 1943'te şampiyonluk kazanıldığında birçokları bunun yapacaklarının teminatı olduğunu anlamamıştı. Aynı yıl Venezia'yı dörtleyen Boa kupayı da kazanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı katlanırken 1944 ve 1945'te lig durduruluyordu. Ertesi yıl harbin yaraları sarılmaya çalışılırken futbol yine demir alıyordu. Novo, İtalya'nın havasını suyunu iyi bilen Egri Erstein'i tekrar kazandırdı camiaya. Toplama kampından kaçmayı başaran futbol adamının bilgeliği, taktikleri ve çalışma azmi oyuncuları kanatlandırıyordu. Taşlar üst üste oturuyor, kulüp yenilmez armadaya dönüşüyordu. Pozzo, milli takımı onlardan oluşturuyordu. Hatta 11 Mayıs 1947'deki İtalya-Macaristan maçında sahaya çıkabilecek 12 oyuncudan 11'i Torino'luydu. Zahmet olmasın diye maç Torino'da oynanmış, Pozzo ayıp olmasın diye kaleye Juventus'u koymuştu. Her şey rüya gibiydi. Üst üste ligde 5 defa ipi önde göğüsleyen Boa, Juventus'ta şampiyonlukları eşitlemişti. Fakat her güzel hikayenin bir sonu vardı. Aslında her şey Cenova'da oynanan İtalya-Portekiz mücadelesinde başlamıştı. Francisco Ferreira ile Mazzola arasında filizlenen dostluğun bir maçla taşlandırılmasına karar veriliyordu. Benfica, Dinamos'un onuruna bir karşılaşma yapmak istemiş, Torino davete icabet etmişti. Ertesi gün uçağa binen İtalyan kafilesi son yolculuklarını yapıyordu. Pilot aşırı sise rağmen inat etmiş ve Torino'ya inmek istemişti. Şehrin yamacına kurulduğu Superga Dağı yenilmez armada için adeta son duraktı. O dağdaki kilisenin duvarına çakılan Fiat G212'deki 31 kişi yaşama veda ediyordu. Fiat'ın ezeli rakipleri Juventus'un sahibi olan Agnelli ailesine ait olması çok acı bir tesadüf olsa gerek. 18 futbolcu, içlerinde Tutto Sport'un kurucusu olan Renato Casalbor'un da bulunduğu 3 gazeteci, Masör Ottavio Cortina, aralarında Lesti Erbstein'in de bulunduğu takımın teknik heyeti ve 4 de mürettebat hayatını anında kaybetmişti. Futbolcuların cansız bedenlerini teşhis etmek, onları defalarca sahaya sürmüş olan milli takım hocası Pozzo'ya düşmüştü. İki Dünya Kupası zaferine imza atan teknik direktörün şüphesiz hayatında yaptığı en zor işi buydu.
İlk 11'in değişmez parçası Souro Toma'dan başkası kalmamıştı geriye. Savunma oyuncusunun menisküs sakatlığı onu hayata tutmuştu. Tek şanslı olan o değildi. Kulübü adeta yoktan var eden Novo da grip yüzünden İber Yarımadası'na gitmemişti. Novo sonradan elinden geleni yapsa da asla eskisi gibi olamamışlardı. 1953'te koltuğunu bırakan Novo, köşesine sessizce çekildikten sonra gelen iki İtalya Kupası zaferiyle mutlu olsa da ona ithaf edilecek 1976'daki şampiyonluğu görmeden ölecekti. Bir türlü toparlanamayan Toma ise kariyerinde Bari'de veda ettiğinde 30'unda bile değildi. Uzunca bir süre sayısız başarıya imza attıkları Philadelphia Stadyumu'nun yakınlarında yaşayan eski futbolcu birçok kitap yazarak arkadaşlarının anısını yaşatmaya çalışmıştı. 2018'de son nefesini verdiğinde 92 yaşındaydı. Efsane Torino'nun başarılarını sayacak olursak üst üste 5 kere şampiyon olmuşlardı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle oynanamayan 2 sezon oynansa bu seri kuvvetle muhtemel 7 olacaktı. İç sahadaki en farklı galibiyete de onlar imza atmıştı. Deplasmandakine de. Bir sezonda 125 defa fileleri havalandırmışlardı. Evlerinde 93 maçlık yenilmezlik serileri ise akıllara ziyandı. 4 Mayıs 1949'daki o kaza olmasaydı, kuvvetle muhtemel Torino bugün hanedandı. Milanolular figüran, Juventus'ta çekişir dururlardı belki de. Rekabetleri bambaşka bir şekilde kaleme alınırdı. Kim bilir, İtalya daha çok Dünya Kupası kaldırırdı belki de.